Merhaba sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar. Mayıs 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş 20 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerliyor olacak. Ayın hemen başında 3 Mayıs itibariyle gezegeniniz Merkür İkizler burcunda seyrine başlıyor. 9 Mayıs'ta Venüs geçecek İkizler burcuna. Hareketli bir ay. Hızlı bir ay, birçok şeyi düşünüyoruz, birden fazla konuyla ilgileniyoruz. İş hayatınız özellikle sorumluluklar alanında, görev alanında daha fazla bilgi paylaşımının, hareketin, bazı seyahatlerin oluşabileceği hareketli bir aydayız. Ve 11 Mayıs'ta 21 derece Boğa burcunda yeni ayımız doğacak. Evet, yeni ay sizin 9. evinizde doğacak. Gayet güzel, keyifli bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili Başaklar. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya kişisel gezegenleriniz 21 derece ve yakınlarındaysa, sabit burçlarda gezegen yerleşimleriniz varsa, yeni ayın size daha fazla yenilik getirmesini, daha güçlü etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Yurt dışı işleriniz varsa, bu bir ticari gelişme olabilir, işle ilgili bir konu olabilir. Özellikle uluslararası alanlardaki ticari aktiviteler, işte yurt dışında yapılacak işler, yurt dışında yerleşme, yurt dışında okuma veya bu tarz planlarınız, programlarınız varsa bunları bu yeni ay gündeminize taşıyacak. Daha kısa vadeli bir gezi, bir seyahat, bir yolculuk da olabilir tabii ki. Bu yeni ay ile beraber bunları belki gündeminize alacaksınız. İşte bu ay gitmeseniz bile en azından ayarlamaları yapabilir, gereken rezervasyonları yapabilirsiniz. Eğitimle ilgili konularda yine güçlü etkiler getiriyor. Hem kişisel gelişim, size mesleki anlamda katkı sağlayacak bazı eğitimlere başlayabilirsiniz. Ya da akademik alanlarda bazı güvenli adımlar atabilirsiniz. Hukuksal konularda bazı işleriniz varsa burada gelişmeler söz konusu olabilir. Bilgi paylaşım, haber trafiği de çok artıyor bu yeni ay döngüsüyle beraber. Ayın sonuna kadar olan dönem, özellikle 26 Mayıs'a kadar olan süreçte bu Boğa burcu yeni ayı tesirleri gündemimizde olacak. Genel olarak ruhsal olarak kendinizi daha güvenli, daha huzurlu hissedebilir. Hayatınızda biraz daha maneviyata yönelebilir. İstikrarı özellikle temin edebilirsiniz bu süreçte. Ve 13 Mayıs'ta Jüpiter, şans gezegenimiz Jüpiter, Balık burcuna geçecek. Bu kısa süreli bir hareket aslında. Çünkü Jüpiter asıl hareketini 2022'de yapacak. 28 Temmuz'a kadar 2,5 ay Jüpiter Balık burcunun ilk derecelerinde olacak. Ve kısa da olsa bazı tabii ki iyilikler getirebilir hayatımıza. Sizin için de önemli aslında Balık burcundaki tesiri. Jüpiter Balık'ta çok güçlü, kendi yöneticisi ve sizin de ilişki alanınız. Burada işbirlikleri, ilişkiler, evlilik konuları, süre gelen ilişkilerinizde belki mutluluk alabilirsiniz. Mesela eşinizle ilişkileriniz daha bir iyileşebilir. Yakınlarınızdan, eşinizden, arkadaşınızdan, ortağınızdan maddi manevi destekler alabilirsiniz. İşbirlikleriyle ilgili kısmetler olabilir. Keyifli bir dönem aslında. 28 Temmuz'a kadar belki Jüpiter bu ilk kısa hareketinde, özellikle 2022'deki süreçte nasıl tesirler getirecek, ilk işaretlerini vermeye başlayabilir size. Sevgili Başaklar, ilişkilerinizin biraz daha iyileştiğini, daha iyimser, pozitif enerjinin altında olduğunuzu hissedebilirsiniz. Ve 20 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Artık daha bir kariyeriniz, yaptığınız işler, sorumluluklar, toplumdaki duruşunuz daha bir dikkat çekmeye başlayacak. Ve siz de tabii ki özellikle geleceğinizle ilgili konuları, kariyerinizi veya ailevi konuları biraz daha önemser hale geleceksiniz. Ve 26 Mayıs'ta artık ay dolunay fazına ulaşacak. Bu sadece bir dolunay değil, aynı zamanda ay tutulması. 2021'in ilk ay tutulması, tam ay tutulması 5 derece yay burcunda olacak. Tabii ki ay tutulmaları daha duygusal, daha hassas enerjiler verir. Sizin için de hassas bir tutulma aslında. Çünkü duygusal bir alanınızda olacak bu ay tutulması. Daha çok özel hayatınız, eviniz, yuvanız, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili konularda sizi biraz duygusal olarak etkileyecek dönüşümler olabilir. Evet, tutulmalar bir dönemi kapatabilir, bir süreci başlatabilir ama öncesinde eski bir konuyu devreden çıkarabilir. Yani bu tutulmayla beraber yer değişiklikleri, taşınmalar olabilir. Anne baba, ebeveynlerinizle ilgili konular duygusal olarak sizi etkileyebilir. Onlarla ilgili gelişmeler olabilir örneğin. Size ait bazı toprak, gayrimenkul ya da aileye ait bazı değerlerinizi
satabilirsiniz, dönüştürebilirsiniz, kiralayabilirsiniz. Yani buna benzer tesirler olabilir. Ev almak isteyenler için de hızlı gelişmeler olabilir. İşle ilgili de olabilir, özel hayatınızla da ilgili olabilir. Mesela evlilikle bağlantılı olabilir, yuva kurmak gibi veya işle ilgili bir iş oluşumu, bir işe girme, çalışma imkanı, bir terfi, yer değiştirmek nedeniyle taşınmalar olabilir. Yani yaşam alanlarınızda yeni düzenlemeler olabilir örneğin. Bu hızlı gelişmeler 26 Mayıs'la beraber, öncesinde de tabii ki birkaç gün öncesinde tesirlerini görebiliriz. Ama özellikle Temmuz başına kadar olan süreçte gündemimizde daha fazla kalabilir. Sevgili Başaklar, her Başak aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bunu artı eksi 5 derece olarak alabilirsiniz. Güneş burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu durumda tabii ki Ağustos'un özellikle 23 Ağustos'la 1 Eylül arasında doğan Başaklarımız daha fazla etkilenebilirler. Daha kadersel olacaktır bu etkiler. Daha değiştirici, daha dönüştürücü, belki duygusal olarak da biraz daha zorlayıcı olabilir bu süreç. Kişisel haritalarınızda özellikle değişken burçlarda gezegenleriniz varsa o gezegenlerle de bağlantılı olarak bu tesirler biraz daha güçlenebilir. Evet, ayı bu şekilde tamamlıyoruz. Güçlü bir tutulma etkisiyle tamamlıyoruz ve 29 Mayıs'ta Merkür artık İkizler Burcu'na gerilemeye başlayacak. Şimdi sizin gezegeniniz olduğu için Merkür gerilemesi tabii ki hem zihin enerjinizde, zihinsel enerjinizde hem fiziksel enerjinizde biraz yavaşlamalar ortaya çıkarabiliyor. 22 Haziran'a kadar da devam edecek bu gerileme. O yüzden Mayıs'ı iyi değerlendirin sevgili Başaklar. Mayıs bereketli bir ay, sizin için önemli bir ay. Ay başından itibaren Merkür'ün de desteği sizinle olacak. Birçok gezegenin de desteği var. Hedeflerinize odaklanın. Ertelemeyin bir şeyleri. Hızlı bir şekilde toparlayın. Gereken bilgi paylaşımlarını yapmaya çalışın. Mesela bir eğitimle ilgili bir konunuz var. Ne bileyim, özel hayatınızda bir karar vereceksiniz. Taşınacaksınız örneğin. Bir imza atacaksınız. Özellikle sözleşmeler anlamında, yasal konularda. 29 Mayıs'a kadar Merkür Retrosu başlamadan önce bunları lütfen dikkatli bir şekilde ele alıp tamamlamaya çalışın. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.